Efendim? Alo. Merhaba Çınar Bey. Ben Demir Gümüşay'ın kızı Ceren Gümüşay. Kim olduğunuzu biliyorum Ceren Hanım. Numaranız bende kayıtlı. Buyurun. Ne için aramıştınız sizi? Öyle mi? Şaşırdım. Birlikte çalıştık ama hiç tanışmamıştık. Yani? O zamanki performansınızdan dolayı size yeni bir teklifimiz olacak. İlgilenmiyorum. Teşekkürler. Anlamadım. Prensip gereği aynı müvekkille iki kez çalışmıyorum. Siz hakkınızı bir kez kullanmışsınız. Bu benim mevzum değil. Peki kısaca özetleyin o zaman. Bunu geldiğinizde konuşmayı tercih ederim. Ben daha gelirim demedim ki. Abimle ilgili. Bir görüntü söz konusu. Ailemizin duruşuna yakışmayan görüntüler. Detayları sonra paylaşırım. Vekalet ücretiniz de yine geçen seneki gibi açık çek. Size hemen aldırırız, yarın sabah işe başlarsınız. Ceren Hanım, anladığım kadarıyla siz hayırı cevap olarak kabul etmiyorsunuz ama... benim de en sevdiğim kelimedir. Hayır. Anlaştık Çınar Bey. O zaman ben uçuş koordinasyonu için asistanıma sizin numaranızı veririm, o sizi arar. Sabah görüşmek üzere. Tamam değil mi? Tamam baba. Elin adamına niye görüntüler var diyorsun? Mevzu ne diye tutturdu, ne yapsaydım? Güçlü görüneceksin. Ricacı olmayacaksın. Şimdi organize et. Bu herif hemen buraya gelsin. Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda. Ha. Ben gidip hazırlanayım. İyi. Beril, bu saatte arıyorum ama acil. Bana birinin yerini bulmanı isteyeceğim. Gönderiyorum bilgilerini. Derhal Ceren Hanım. Ceren Hanım, bir şey söylemediniz. Eve mi geçiyoruz? Bilsem size de söyleyeceğim. Famous. Adalet tanrıçası. İlk hayal edildiğinde gözleri bağlı değilmiş. Ama sonra 16. yüzyılda falan adaletin önünde olup biteni görmediğini anlatmak için gözlerini bağlamışlar. Sonra da bu körlük heykelin bir parçası haline gelmiş. Çarpıtmak düzeltmekten daha kolay. Çınar Bey. Geciktiniz. Geciktim mi? Daha erken gelirsiniz diye düşünüyordum. Ama evde problem çıktı herhalde. Geleceğimi nereden biliyordunuz? Lütfen Ceren Hanım. Eğer beni bulmanıza izin vermesem bütün gün şehri dolaşıp duracaktınız. Ama neyse ki insan daima oyalanacak bir şeyler buluyor.
Nasıl olmuş sizce? Buraya sanat konuşmaya gelmedim Çınar Bey. Sizi götürmeye geldim. Elbette. Adaletin çarpık yüzüne ihtiyacınız var. Peki. Gidelim o zaman. Ne de olsa zamanımız daralıyor. Nasıl ya? Ne oldu? Yoksa şimdi siz mi gelmekten vazgeçtiniz? Sizi otele yerleştiririz. Sonra ben eve geçerim. Siz de benden bir saat kadar sonra evde olursunuz. Benim bir evim var Ceren Hanım. Acaba ben neden direkt sizinle gelmiyorum? Durumu acildi hani. Bir isteğiniz var mı? Hayır. Fitre kahve. Tabii. Lütfen. Sizi almaya babam gönderdi sanmıyorsunuz herhalde. Asla. Atina'yı tamamıyla kendi iradenizle basmış olduğunuza eminim. Siz varlıklı insanlara öfke biriktirdiniz galiba. Çok mu pis işlerini temizlettiler size? Onu da nereden çıkardınız? Tavrınızdan. Sizinle hiç tanışmadık ama bana kızgınsınız. Sizi tanımadığımı nereden çıkardınız? Bu hep böyle mi olacak? Bol göndermeli, akıl oyunları falan. Sizinle böyle konuşulmasına alışık değilsiniz değil mi? Hep pohpohlanmaya, hak etmediğiniz saygılar görmeye alışmışsınız. Şimdi atarım sizi uçaktan. Siz mi çektiniz görüntüleri? Skandalı önleyebilecek tek kişiyi de öldürmek istediğinize göre... bence siz yapmış olabilirsiniz. Bu işi sizin çözmenizi istiyorum. O yüzden Demir Gümüşay'la benimle konuştuğunuz gibi konuşmaya yeltenmeyin sakın. Başka şansınız olmaz. Eğer sizinki gibi bir aile söz konusuysa bizim iş birliğimiz ömür boyu sürer Ceren Hanım. Menbaanı bulun diyorsunuz. Hani bir müvekkille iki kez çalışmazdınız? Ailenizde en azından sıra kültürü vardır diye düşünüyorum. Siz teker teker gelirsiniz. Ben de her seferinde yeni bir müvekkille çalışmış olurum. Görüyorum ki istediğiniz zaman çok da pratik olabiliyorsunuz. Kesinlikle. İsterseniz ilk tavsiyemle başlayalım. Meselenin sızma tehlikesi var. Böyle çaresiz diken üstünde oturmak yerine meseleyi bilen herkesi tek bir mekanda toplamakta fayda var. Bütün aile babamın daimide zaten. En azından bıraktığımda öyleydi, hallederim. Güzel. İkinci adım. Tam olarak durum nedir ben bir bütün ayrıntılarıyla dinleyeyim. Ayrıntı derken? Görüntülerde abinizden başka biri var mı? Ne zaman, nerede çekilmiş, neyi ne kadar gösteriyor, süre gelen bir ilişki söz konusu mu? Siz ortadan başlayın anlatmaya. Ben sorularla yönlendiririm sizi. Bunları babamla konuşursunuz. Konuyu kapatalım. Babanızın bir yakını mı var görüntülerde? Onu nereden çıkardınız? İkidir babamla konuşacaksınız diyorsunuz da. Demek ki abinizden daha çok babanızın canını yakan bir durum var ortada. Abiniz babanızın sevgilisiyle falan mı yatmış? Bunları babamın anlatması daha doğru. Teşekkürler. Afiyet olsun. Madem hiç konuşmayacağız, o zaman kahveye de gerek kalmadı.
Biraz da siz kendinizden bahsedin Ceren Hanım. Neticede yol arkadaşıyız. Bakın Çınar Bey, baktığınız dosyaları hep böyle hafife mi alırsınız bilemedim. Ama ben bu tarz iletişimden hiç hoşlanmam. Lütfen herkes sınırını bilerek davransın. Sizi almaya gelmiş olmam size bir üstün ikisi vermesin. Yanılgı olur. Ben ailem için endişeliyim. O yüzden geldim. Dosyanıza, yani babama odaklanın. Beni de bu konu haricinde tanımanız gerekmiyor. Lütfen kahveniz soğumasın. Ben ön tarafta daha rahat ediyorum. Çınar Bey. Ceren Gümüşay. Merhaba. Biz bir yerden tanışıyor muyuz? Ciddi olun lütfen. Size benden bir saat sonra gelmenizi söylemiştim. Ben tam zamanında geldim. Buyurun, bu taraftan. Yalnız Ceren Hanım, dikkat edin biraz. Çok fazla açık görüyorsunuz. Sizin gibi güçlü bir kadın bir avukatı karşılamaya kapıya kadar gelmez. Yani belli ki bu sabahki yolculuğumuz sizi biraz endişelendirmiş. Ama rahat olun. Demek ki beni tanıyamamışsınız. Üzüldüm. Belki de tanıdığım için endişeliyimdir. Olamaz mı? Haklısınız, girip bir tanışma oldu ama sırrınız bende güvende. Bana güvenebilirsiniz. Tavsiyenizi Demir Bey de onayladı. Tüm aile burada bugün. Kardeşim, Mete Gümüşay. Tamam güzelim, aldıracağım ben seni. Güven Gümüşay. İsterseniz daha sonra devam edebiliriz Güven Bey. Sıkıntı yok. Rahatına bak. Buyurun. Bu taraf. Diğerlerini tanıtma gereği duymadınız. Onlar çalışanlarımız. Demir. Demir ne olur dinle beni. Ayşe, babam nerede? Odana git. Hadi. Atina'dan gelen avukat. Çınar Yılmaz. Hoş geldin. Nihayet tanışabildik.
Buyurun. Sana kirli avukat diyorlar, doğru mu? Siz de takdir edersiniz ki müvekkillerimizden ötürü kullanılan bir tabirdir. Ayağını sallama kızım. Sallama. Hemen işe koyulalım isterseniz. Ben bir meseleyi öncelikle sizden dinlemek isterim. Korkunç bir skandal söz konusu. Bu benim başıma niye geldi anlamış değilim. Pardon. Pardon, keser misiniz şunu? Bana mı diyorsunuz? Evet, size söylüyorum. Ne yapıyorsunuz? Demir Bey'in kahvaltısını hazırlıyorum. Ayurvedik beslenmeyle şifa bulması için. Hadi saçmalamayın da çıkın dışarı lütfen. Buyurun. Avukat Bey, burası benim evim. Ben birine çık dersem ancak çıkabilir. Öyle mi? Peki. Bakın şimdi Demir Bey, siz sürünüze sahip çıkamamışsınız. Tuzağa düşmüşsünüz. Ve eğer bu tuzaktan sizi ben kurtaracaksam, inisiyatif benim elimde olur. Ve yöntemlerimi sorgulayamazsınız. Ha, eğer bu işinize gelmiyorsa, o zaman buyurun kendinize başka bir avukat bulun. Avukat Bey! Benimle bu şekilde konuşup hala karşımda duran nadir insanlardansın. Sana kirli değil, yürek yemiş avukat demek lazım. Güzel. Sevdim. Bunu size ne zaman verdiler? Dün gece törenden sonra. İş adamları derneğinin seçimi vardı. Başkan seçildi. Çıkışlarda gazetecilerle konuşuyordum. Gazetecileri o kadınla evleniyorum dedim. Muhafazakar aile imajınızı yerle bir ederiz demek istemişler yani. Peki bunu veren başka bir şey söyledi mi size? Bu ilginizi çeker dedi, o kadar. Bir talebe oldu mu ya da bir süre verdi mi? Hayır. Bombanın pimini çekti gitti. Ben de bombanın ne zaman patlayacağını bekliyorum. Eminim onlar birkaç milyon dolarıma çökecekler. Siz daha önce kimleri yağmaladınız Demir Bey? Oo. Avukat Bey. Sen ne demeye çalışıyorsun? Sizden birileri intikam almak istiyor olabilir diyorum. İntikam. İntikam, yenilgiyi kabullenemeyen romantik insanların işidir. İntikam alınca hesap kapanır, geçmişin üstü örtülür, yeni hayat başlar zannederler. Ama hayat benim için öyle değil. Benim hayatımda öyle bir şey yok. Ben kimseyi arafta bırakmam. Önüme çıkan herkese ezer geçerim ben. Doğru. Neticede zirveye çıkabilmenin tek yolu budur, değil mi? Siz yapmasanız başka biri yapacaktı. Aferin avukat. Hayatı anlamışsın. Saldıranlar kazanır, savunanlar ölür. Ama zirvede kalabilmek de zordur. Bunu yapan her kimse öncesinin en tepeye çıkmanızı beklemiş, ardından da size uçurumdan itmek istemiş. Kim işte? Bunu bana yapan kim? Bunu sen bulacaksın. Master yaparken victimology diye bir ders almıştım. Suçlu bilim. Biz orada ilk ne öğrettiler biliyor musunuz? Cinayetlerin %95'i maktulün yakınları tarafından işlenir. Yani suçluyu aramaya en yakınından başla. Bu ev neden bu kadar kalabalık Demir Bey? O bahçedeki adam kim? Güven Bey'in asistanı neden burada? Siz şifacınızı ne kadar iyi tanıyorsunuz? Hep böyle iç içe misiniz? Mete Bey sürekli telefonla kiminle konuşup duruyor? Hayatınızın kontrolü
ne kadar sinirinizde Demir Bey. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Dün akşamdan beri ailemiz büyük tehdit altında. Montaj bir kasetle şantaj yapılıyor. Bunu kimin yaptığını bulmak için de avukat Çınar Bey bana yardımcı olacak. Bu arada sizlere de birkaç sorusu olacak. Cevaplayacaksınız. Ve benim iznim olmadan da kimse burayı terk etmeyecek. Anlaşıldı mı? Çetin. Ama genelde insanlar Çetin. Göreviniz? Demir Bey'in güven lojistiğinden sorumlu. Şoförsün yani. Ne zamandan beri? 2 sene. Eğitim? Beden eğitimi, spor ve yüksekokulu. Yapma ya. Nasıl kapak attın bu aileye? Bir şey diyeceğim. Acaba biz neden buraya böyle dizildik? Yani şüpheli falan mıyız? He? Sen niye cevap vermek yerine soru sormuyorsun? Dün Demir Bey görüntüleri izlerken sen de arabadaymışsın. Yoksa bütün bunlar senin tezgahın mı? Aldığın maaş yetmedi, şimdi bir de şantaja mı başladın? Çetin Bey işe ben aldım. Çok iyi referansları var. Ayrıca kendisi bana güvenlikte yardımcı oluyor. Daha da önemlisi canın spor hocası kendisi. Babam da ona çok güvenir. Bıçak yarası mı şu? Niye estetik diş attırmadın? Çulsuzluktan mı? Yoksa hani tehlikeli görüneyim, havam olsun ezikliğinden mi? Uzak dur avukat. Baksana, çok da özgüvenliyiz ha. Çık dışarı. Çık. Dışarıda takıl. Daha iyisi seni. Alt sınıfıncı var bu adamda. Kısa yoldan zengin olmak istemiş olabilir. İzninizle ben biraz ada çayı yakacağım çünkü buranın enerjisi çok negatif. Siz ne zamandan beri dolandırıyorsunuz bu insanları? Tek müşteriniz Demir Bey değildir herhalde. Evet. Başka hangi ailelere girip çıkıyorsunuz? Demir Bey benim müşterim değil, danışanım. Hadi canım. Evet. Psikolog musun sen? Terapist jargonunu nereden öğrendin? Aslında bilgi içimizdedir, faydalanmayı bilirsek. Tabii. Tabii. Eminim öyledir. Avukat Bey. Ayşe benim özel şifacım. Onun başka danışanı da yok. Bulduğu doğal yöntemlerle benim bir sürü hastalığımı iyileştirdi. Ayrıca aramızda gizlilik sözleşmesi var. Anladım. Ama yine de bir şarlatan. Her şey beklenir. Siz, küçük hanım, niye bu kadar sessizsiniz? Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptınız? Nil benim sağ kolum gibidir. Yani çok iyi bir finansçı kendisi. Ailemiz ona çok güvenir. Kendini bize adamıştır. Yani çok güveniriz. O yüzden burada zaten. Öyle mi Nil Hanım? Siz küçük, masum bir kız çocuğu musunuz? Yoksa patronla düşman, satın alınmış bir hain misiniz? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Niye? Biz burada neyin içine düştük ya? Ha? Siz avukat mısınız? Ha? Yoksa
Yani dedektif falan mısınız? Benim biraz kafam karıştı çünkü burada da o yüzden. Kafanız mı karıştı Mete Bey? Hı. Senin soruşturmaya güvenmen başlaman gerekmiyor muydu? Ya da Luna'dan başlasan mesela. Geldiğinden beri telefonda kiminle konuşuyordunuz? Benim nereden bilirim bu görüntüde seni çekmediğini? Saçmalama Mete. Ya pardon, biz ne yapıyoruz şu anda? Daha ne kadar vakit kaybedeceksiniz? Ve siz, Ceren Gümüşay, yönetim kurulu başkanlığını eminim abinizden daha fazla hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Haklıyım değil mi? En büyük rakibiniz de Güven Bey olduğuna göre bana kalırsa buradaki en büyük şüpheli sizsiniz. Baş başa konuşalım mı Demir Bey? Kız sen mi yaptın yoksa? Söyle bana. İçerideki şovum bana mıydı yoksa çalışanlarım mı? Gerçekten seni anlamadım ya. Bu sorgulamayla nereye varacaksın? Onu söyle bana. Yoksa vakit kaybediyorum. Kızım haklı yani. Eğer içlerinden biri suçluysa öbürleri ispiyonlayacak. Ayrıca vakit kaybettiğimiz falan yok Demir Bey. Çünkü size süre tanınmamış. Hakikaten kafayı yiyeceğim ya. Şu anda ne yapacağız? Onu söyle bana. Şöyle yapacağız. Siz bana sizden intikam alabilecek kişilerin isimlerini söyleyeceksiniz. Ben de hangisinin motivasyonu daha güçlü ona bakacağım. Tamam. İş adamı Kemal Taşkın. Onun terör örgütüyle ilişkisi olduğunu söyledim. O da panikledi. Şirketlerini bana sattı. Sattı derken şirketlerin üstüne çöktünüz yani. Çökmek mi? Avukat Bey, adam temiz olsaydı mallarını ucuza satmazdı değil mi? İkinci iş adamı, Akif Sayın. Onun da marinası vardı. Şimdi yok. Not almayacak mısın? Söylediklerimi unutacaksın sonra. Ben hiçbir şey unutmam Demir Bey. Rahat olun siz. Evet, bir de Dündar Taşçı var. Bayağı da bir isim varmış Demir Bey. Avukat Bey, büyük başın derdi büyük olur. Güçlü ve cesaretli olduğunu zannedenler karşıma çıktı ama hiçbiri yok. Ezilenler de oldu. Böcek gibi. Ama hiçbirinin adını hatırlamıyorum. Anladım. Anladıysan bir şey yap o zaman. Ne oturup duruyorsun? Şöyle yapacağım. Görüntüleri size kim göndermiş bulacağım. Yalnız evi kimse terk etmesin. Eğer dertleri paraysa sizinle ya da oğlunuzla iletişime geçmek isteyebilirler. Öyle bir durumda konuşmaları kaydedersiniz. Bu arada senin yardımcın falan yok mu? Hani bize gelip yardım etse. Yok. Ben tek başıma çalışırım. Öyle peşimde de kimseyi istemem. Sonra başka türlü sorunlar çıkabiliyor. Ne gibi sorunlar? Görüntü yerinde tutanlar tekrar tekrar şantaj yapıp sizi haraca bağlayabilirler. Bu arada Avukat Bey, senin benimle gizlilik sözleşmesi imzalaman gerekmiyor mu? Demir Bey, kanun dışı işlerin imzası olmaz. Yani siz zararlı çıkarsınız. Avukat Bey, ben daha git demedim. Ceren! Ceren kızım! Gel gel. Avukatla anlaştık. O görüntüleri kim çekmiş onun peşine düşecek. Evet. Sen de onunla gideceksin. Olmaz. Olmaz.
Bakın Demir Bey, ben size tek başıma çalışırım dedim. Tamam. Ben de bir şey demedim. Sen tek başına çalışmaya devam et. Bak Avukat Bey, benim yanımda onlarca insan çalışıyor. Onlardan hiçbirini söylemiyorum. Kızımı veriyorum yanına. Demir Bey, eğer bana güvenmiyorsan... Avukat Bey, ben öz oğluma bile güvenmedim. Gördüğün gibi haklı da çıktım. Onun için ikilemeyelim. Kızım seninle gelecek, o kadar. İyi de baba, bu çok saçma. Yani ben onun... Nesi saçma kızım? Abinin pisliklerini temizleyeceksin. Sonra da şirketteki pislikleri temizlemek için bu bir ön çalışma olacak. Şimdi avukat senin denetiminde. O görüntüler eline geçtiğinde sen alacaksın. Herhangi bir kopyası hiç kimsenin eline geçmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kızınıza çok güveniyorsunuz değil mi? Elbette güveniyorum. Yoksa senin yanına vermezdim. Ayrıca benim kızım bana hiç yalan söylemez. Değil mi şef? Tabii ki.